1934 yılıydı. Atatürk konuğu İran Şahı Rıza Pehlevi'ye hem ülkesini gezdiriyor hem de askeri zaferlerini ekonomik zaferlerle nasıl taçlandırdığını anlatıyordu. Bu gezi sırasında Çanakkale'nin bir köyünü de ziyaret ettiler. Orada Atatürk konuğuna bir jest yaptı ve Mavruz olan köyün adını Farsça'da yeni gün anlamına gelen Nevruz olarak değiştirdi. Atayı görmek için toplananlar arasında küçük bir de çocuk vardı. Yaklaşık 25 yıl sonra askeri zaferleri ekonomik zaferlerle taçlandıracak olan o çocuğun adı İbrahim Bodur'du. Yılında Çanakkale'nin Çan ilçesinde her yıl geleneksel olarak coşkuyla kutlanan Seramik Bayramı'nın 40. yıl törenleri vardı. Davetliler yerini almış, baş konuğu bekliyordu. Nihayet İbrahim Bodur tören alanına geldi. Harmandalı eşliğinde ve ayakta karşılandı. Mutluydu. Bu sırada Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerinden küçük bir kız kürsüye çıktı ve bir şiir okumaya başladı. Bugün 40. yılı devasa eserin, bu bayram senin, benim, bizlerin, rızkı, nimeti, ekmek kapısı kimilerin, büyük bir babasın sen Bodur amca. Bitmesin çanımıza, ülkemize hizmetin, adın gibi daim olsun bereketin. Arttıkça artar sevgin, hürmetin. Hizmetlerinle bahtiyar ol Bodur amca. Zeynep ablamıza bizler de teşekkürlerimizi sunarız. Kendi adına yazılan şiiri dinlerken gözyaşlarını daha fazla tutamadı Bodur. Şiiri okuyan öğrenciyi kutlarken kendi öğrencilik dönemini hatırladı. ...1930'lu yıllardı. Nevruz köyünde oturuyorlardı. İbrahim Yenice'deki ilkokuluna her gün eşeğinin sırtında gidip geliyordu. İlk yıllarda bilhassa 3. 4. sınıfa kadar bu eşek benim yegane ulaşım vasıtamdı okula gidip gelmek için. 4. sınıfa geçtikten sonra babam bana bir bisiklet aldı. 4'lerde 5. sınıf bisikletle gittik geldik. Babası Hasan Bodur, Çanakkale Balıkesir bölgesinin önemli tütün tüccarlarından ve bölgenin saygın isimlerindendi. Kuşaklar boyunca ticaretle uğraşan bir aileden geliyorlardı. Bakkalları vardı. İbrahim okuldan arta kalan zamanlarında babasına yardım ediyordu. O dönemde çocuksu duygularla yaramazlık yapmaktan da geri kalmıyordu. Biz 4 arkadaştık. Bosyanlara göre sahip bosan çalan dedik. İbrahim Bodur da okula gelip gidiyor Yenice ilkokula. Ya İbrahim'in siyah göğsü var böyle. Şimdi İbrahim'in köpek olsun. O bekleyecek böyle arkaya da böyle savuracak. Burada harmanladığını görürlerse köpeğin kuyruğunu sancaklar. Şimdi İbrahim Bodur hom hom diyor koparıyor bostanı. Ben mekin mekin meşeyi taşıyorum. Meşe var biraz. Ötekinler de istif yapıyorlar oraya. Tam bu oradan bostanın ortalarına geldik. Hasan Bodur da Yenice'den geliyormuş da oradan. Köy muhtarından. İbrahim Bodur hom hom dedi, İbrahim dedi, ne dedi, onu aldılar gittiler. İlkokulu bitirdikten sonra Balıkesir Lisesi'ne yazıldı. Ortaokul ve liseyi yatılı olarak Balıkesir'de okudu. İleride birlikte çalışacağı birçok arkadaşıyla o dönemde okul sıralarında tanıştı. Ancak o dönemin en büyük hediyesi bir ömür arkasında kale gibi duracak olan Sevim Hanım'la tanışması oldu.
fevkalade iyi bir ailenin kızı, iyi yetişmiş bir kız. Ve bunun yanında da lisemizin en güzel kızı. İbrahim Bey tabii Sevim Hanım'ı kaçırmadı yani, onu da söyleyeyim açıkçası. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru liseyi bitirdi ve Robert Kolej'e kaydoldu. Arkadaşlar arasında ciddiyeti ve çalışkanlığıyla tanınıyordu. O kadar ki bu çalışkanlığı oğlu Rahmi'yi Robert Kolej'e kaydettirmek için okula gelen Mehbi Koç'un da dikkatini çekmişti. İbrahim kütüphaneden dönüyor, elinde kitapları da geldi. Girişken olduğu için Öpey'i tanır tanımaz bilmiyorum. Girdi, bu bey kim diye sordu bana, dedim Mehbi Bey. Hemen elini sıktı. Biraz ufak bir hasbihalden sonra Vefi Bey bir İbrahim'e baktı, bir bana baktı. İbrahim'e döndü, seni seçiyorum dedi. Sen çalışkan bir çocuksun, işine vakıfsın. Elinde kitaplardan senin bunun ileride bazı iyi problemler olacağını tahmin ediyorum. Lütfen sen Rahmi'ye bakıver de, Kazım Bey ne kadar akrabamsı da ona bak, burada oyun oynuyor dedi. 1950 yılında mezun oldu ve master yapmak için Amerika'ya gitti. 1951'de master'ını bitirip tekrar Türkiye'ye döndü ve lise yıllarından bu yana gönül verdiği Sevim Hanım'la evlendi. Eşini bulmuştu. Şimdi sıra işindeydi. Bodur ve Eğinlioğlu aileleri bu evlilikten sonra ortak bir girişimin altına imza attılar. 1952'de İstanbul'da Bodur Eğinlioğlu İplik Fabrikası'nı kurdular. İbrahim Bodur sanayiciliğe ilk adımını böylece atmış oldu. Ancak bu işten pek de memnun olmamıştı. O tek başına bir iş kurmak istiyordu. Fayans ithal etmek ve satmak, onu yapmak istiyordu. Heyecanla yapmak istiyordu. Fakat geliriz, kaç para oldu fiyatlar? Ben 30 kuruşa mal ediyorum, o 1 liraya mal ediyor. Bu daha iyi mal, yapacağım, hiç merak etme, yapacağım diye o heyecandan, o koşturmasıyla hiç unutmuyorum, koştururdu. Dedim ki ben Türkiye'de seramik sanayini ve şeyini kurayım, getireyim ve bu şeyi, bunu da bölgemde yapayım. Bölge insanıyla beni tanıyor, orada diyeyim. Efendim bunun için de gerekli nedir? İşte ham madde, kil, mil gerekli, evet. Enerji bu işin önemli, enerji dedi, kömür. İşte bu çanda falan olma nedenleri bunlar. Acaba bu işi memleketinde yapabilir miydi? Bu soruya cevap bulmak amacıyla yabancı mühendislere çanda ham madde tetkikleri yaptırdı. O tetkiklerin sonucu çanda seramik yapımında kullanılacak yüksek kaliteli ham maddenin varlığını müjdeliyordu. Ancak fabrikayı kurmanın önünde bir engel daha vardı. Bu engeli de çok ilginç bir yöntemle aştılar. Bir sanayi kuruluşunun bir yerde kurulabilmesi için o yerdeki yerleşim, yani şey bakımından bini geçmiş olan, binin üstünde 1001, 1002 nüfus olması gerekiyor. Çan 950-850 nüfus. Buna uymuyor. Çan'ın zaten burada böyle her şeyde bir pazar kurulur. İşte neyse sebzesini, tavuğunu, yumurtasını, bazen buraya da esas panayır olur, gerekli hayvan bilmem ne. O hele pazar, her pazartesi günü köylü kentli gelir, işte 150-200 kişi uzanıp pazara ne gelecek? Efendim, onu halletmek için pazar günü getirdik, sayımını yaptırdık. 1030 mudur, 1000 bilmem kaç nüfusu bulduk. Bu dönemde İbrahim Bodur, Tuzla'da yedek subay olarak askerliğini de yapıyordu. Fabrikanın kuruluşuyla hafta sonları ilgileniyordu. 750 bin liralık gerekli maddi kaynağın 1/3'ünü kişisel birikiminden karşıladı. Sanayi Kalkınma Bankası'ndan da 1/3 oranında destek aldı. Kalan parayı ise elinde çantasıyla köy köy dolaşıp halktan toplamış, hisse karşılığında onları kuracağı fabrikaya ortak etmişti. Böylece Türkiye'nin özel sermaye, devlet, halk ortaklığıyla kurulacak ilk tesisinin yolu açılmış oldu. Nihayet fabrikanın temel atma günü gelip çattı. İbrahim Bodur birliğinden özel izin aldı, Çan'a geldi. Temeli Başbakan Adnan Menderes atacaktı.
Menderes'i adeta bir insan seli karşıladı. Alkışlar arasında fabrika binasının kurulacağı alana geldi. Çanakkale Seramik'in ilk harcını alkışlar ve sevinç gösterileri arasında attı Menderes. Kamera başbakanı çekerken eserin gerçek kahramanı hemen yan tarafta yarattığı eseri izliyor. Temel atılmış, inşaat başlamıştı. Bu arada seramik sanayinde gelişmiş ülkeler arasında yer alan Çekoslovakya'dan üretim için gerekli malzemeler sipariş edildi. İbrahim Bodur bir yandan askerliğini yapıyor, hafta sonları fabrika inşaatı ile ilgileniyor, bir yandan da o ilk kuruluş sancılarını çekiyordu. Çam'da hummalı bir çalışma başlamıştı. Dışarıdan gelen makineleri, direktör vardı, büyüyecek bir direktör vardı. O direktörün götüne dakar dakar içeriye çekerdi sandıkları. Makine yok. Traktörleri elle sarıyorduk. Pisliği el arabasını götürüyorduk. Buradan 100 metre ileri. İşçi götürüyordu bunu. Çamur demiyor. Kış demedi, çalıştık. Nihayet inşaat sona yaklaşmış, fabrika bacaları yükselmişti. Ama bölge halkı bu bacaların fabrika olacağına bir türlü inanmıyordu. Millet koyuyor böyle kocaman bir şey. Efendim işte bu ya ne olacak, fabrika olacak. Bu diyorlar şey olma, bu ancak deve dabı olur, bilmem ne olur. Milletin gördüğü deve meve. Efendim. Çanakkale Seramik 1950 sonlarında fayans ve izolatör üretimiyle faaliyete başladı. Böylece sanayinin, kalkınmanın Anadolu topraklarına taşınmasının ilk adımı da atılmış oluyordu. Anadolu'ya adeta sanayinin çıkartma hareketidir. Milli mücadeledeki anlayışın sanayileşmede gerçekleştirildiği bir hareket olarak değerlendiriyorum. Ali de elektrik santrallarına şeylere bakıyor. Onun için bunda elektrik sanı dinamo der bile. Dinamo adı çocuğuna da dinamacı Ali koydular. Dinamacı Ali aşağı, dinamacı Ali yukarı. Falan nasıl elektrik kesildim. Ya nerede bu dinamacı Ali? Yani kesildi bunlar falan filan böyle. Millet, tabi bu çocuk bir yer yok işte gitti bu gale mahalle. Hemen hepsi öyle niye kestin elektrikleri? Ne sanki bu şey? Onun için çocuk da koşuyor ediyor falan böyle. İstanbul'da bana sürpriz bisiklet hediye. Ben bu kere bu arada bisikletle gidip geliyorum fabrikaya böyle makam arabası olarak. Onu Karadağlı'nın kahvede mesele yapmıştı. Demişler ki, lan demişler, İbrahim iyice batırmaya karar verdi burayı. Ali Coşkun, dinamacı Ali Efendi iyi olan emme velespit almışlar, batacak bu fabrika demişler. Yurt gezisine çıkan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Çanakkale'nin Çan kazasını teşrif ediyorlar. Kaymakam, belediye başkanı, sivil ve askeri erkanla büyük bir vatandaş kitlesi kendilerini karşılıyor. Çan Ortaokulu'nun mehter takımıyla ilgileniyorlar. Ve müteakiben Çanakkale Seramik Fabrikası'nı teşrif ediyorlar. Fabrikanın kurucusu ve murahat azası İbrahim Bodur, Cumhurbaşkanı'na fabrika erkanını takdim ediyor. Fabrika işçileri duydukları sevinci ifade etmektedirler. Cumhurbaşkanı müteakiben İbrahim Bodur'dan tesisler hakkında izahat alıyor. Özel teşebbüsün hemen hemen en mükemmel örneği olan Çanakkale Seramik Fabrikası, beyans, elektroporselen, alçak ve yüksek gerilimli elektrik izolatörleri, yer karoslu ve mozaik imal etmekte ve her yıl milyonlarca lira döviz tasarrufu sağlamaktadır. Fabrikanın öğle yemeğine şeref veren Cumhurbaşkanı. Daha sonra aynı tesislere ek olarak yapılacak izolatör fabrikasının temelini hayırlı ve uğurlu olsun temennisiyle atıyorlar. Thank you.
takiben fabrikanın gezilmesine geçiliyor. Bu film 7 Ekim 1966'da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Çanakkale Seramik Fabrikası'nı ziyaretinde çekilmişti. O günden sonra Çanakkale Seramik daha da büyüdü. O ilk yılların heyecanına açılan yeni fabrikaların heyecanı katıldı. Seramik sektörünün yanı sıra makine, elektronik, kimya, lojistik gibi birçok alana da yatırımlar yapıldı. Kale grubu şirketleri büyürken İbrahim Budur kendisine bağrını açan bölgesini de unutmadı. Kentini de, ülkesini de büyüttü. Türkiye'de 50 sene ayakta durmak kolay falan değildir. Türkiye'de bu kadar uzun sene insanlar ayakta durmaz. Ancak çınarlar ayakta durur, ağaçlar ayakta durur. Eğer ben Sayın İbrahim Bodur'u 50 senedir bu işleri başarıyla yürüttüğü için çınara benzetirsem, işte ondan dolayıdır. Ülkeye büyük hizmetlerde bulundunuz Sayın Bodur. Sizi tebrik ediyorum. Asırlık çınar 45. yılda mikrofonu aldı ve onca yıldır kendisine omuz veren, destek veren insanları sahneye çağırdı. 45 yıldır taşıdığı bayrağı kendisinden sonra taşıyacak olanlara emanet etti. Konuşurken ben duygulandı. Kardeşim Doktor Süleyman Bodur'u çağırıyorum. Süleyman. Ve kızım Zeynep Bodur Okya'yı. Ve oğlum ve damadım Osman Okya'yı çağırıyorum. Süleyman benden 7 yaş küçük, benim hayatta kalan tek kardeşim. Ve bu tesisleri bu meydana getirmeden kendisi Almanya'daki yüksek tahsilini ve doktorasını yaptıktan sonra gelerek benim yanımda yer aldı. Benim kadar en az onun da emeği vardır. Ama o çok sahnede görünen değil, hizmetin içinde olan insandır. Kale grubunu başkan yardımcısı ve rahatsızlığı olarak kardeşim Süleyman Bodur emanet ediyorum. Evet, ikinci kale bayrağını kızım Zeynep Bodur'a, Murat Ağza İcra Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı olarak veriyorum. Üçüncü kale bayrağını da oğlum ve damadım Osman'a veriyorum. Evet, burada eşim bir görünmez kahramandır. Ben daima bunlar bugün buraya ne geldiyse Allah'ın lütfu keremi, saniyen anamın duası ve eşimin sabrıyla oldu. Kendisine huzurlarınızda şükranımı ve bol gönülden sevgilerimi, desteğinin devamını diliyorum. Bana bu şanlı bayrak kaldı. Her şey bu bayrak için. Bayrak olmasa, devlet olmasa, bu tesisler olması insanlara aç ve eş getirmek mümkün değildir. Dolayısıyla bana kalan bu şanlı, şerefli bayrağı öperek tekrar daha bunların da yenilerine ilave etmesi duasıyla Allah'a emanet ediyor. 2007 Kale Grubu'nun 50. yılı. Grup geçen 50 yılda hem kendisini, hem kentini, hem ülkesini büyüttü. Halktan kazandığını yine halka dağıttı. 50 yılda 2 milyar doları ihracat olmak üzere toplam 8 milyar dolar satış cirosu gerçekleştirerek 4 milyar dolarlık katma değer yarattı. Bir zamanlar 7 düvele karşı kazanılan askeri zaferin karargahından şimdi 5 kıtada 60 ülkeye ihracat yapılıyor. Yılda 200 milyon dolarlık ihracat geliri sağlanıyor. Bugün 25 şirketten oluşan Kale Grubu, yarattığı dolaylı iş imkanlarıyla birlikte yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlıyor.
Bugüne kadar Çan'da 21 bin kişi Kale grubu şirketlerinden emekli oldu. Dördüncü nesil işçiler çalışıyor artık fabrikada. Fabrika kurulduğunda 1000 nüfuslu olan Çan, bugün 35 bin nüfuslu ve işsizlik oranı %1 civarında olan örnek bir ilçe. Çanakkale Seramik ve Kale grubu fabrikaları bugün dünyanın 5 kıtasına bu topraklardan üretilen sanayi ürünlerini ihraç ederek Çanakkale'nin sesini, Türk'ün ekonomik gücünü dünyaya duyurmaktadır. Şimdi bu başarının, bu başarı hikayesinin içinde bir sebep olması lazım. Bunun arkasında bir dev adam var. O Sayın İbrahim Bulut. Bu bir başarıdır. Türkiye'nin övüneceğinin başarıdır. Gurur duyacağının başarıdır. Ve dünyada 6. Avrupa'da 3. Çanakkale Seramik. Yıllar yıllar koştum soluk soluk. İbrahim Bodur geçen 50 yılda halkıyla birlikte dev bir eser yarattı. Şimdi bunun mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor. 50. yılın en büyük hediyesi bayrağı devrettiği kızı Zeynep'ten geldi. Bodur ailesine yeni bir İbrahim Bodur eklendi. 50 yıldır taşıdığı bayrağı şimdi kızı Zeynep'e ve torunu İbrahim'e teslim etmeye hazırlanıyor. Çan'a her gelişinde büyük kalabalıklar tarafından karşılanıyor, eski dostlarıyla hasret gideriyor, çocuklara karne parası dağıtıyor, aile mezarlığına gidip ailesine dua ediyor. Ve memleketinden aldığını memleketine veren bir iş adamı olmanın gururunu yaşıyor. Çakmışım ben bir kere.